Özel Ordu Medikal Park Hastanesi herkes için sağlık programını sunar. İyi akşamlar değerli izleyiciler. Ben Doktor Mithat Yağlı. Herkes için sağlık programıyla yine sizlerle beraberiz. Her hafta olduğu gibi bu akşam da dolu dolu bir program olacak değerli izleyiciler. Ne yapıyoruz? Evet, televizyonlarımızı karşısına geçtik. Çayımızı, kahvemizi aldık. Bizi izlemeye devam ediyorsunuz. Neyi unutmuyoruz değerli izleyiciler? Evet, milli kuru yemişimiz fındık almayı unutmuyoruz. Yabancı ülkelerin kuru yemişleri değil, badem değil, Çin çekirdeği değil, bizim kendi ülkemizin milli kuru yemişi fındığı çayımızı, kahvemizin yanına alalım diyoruz. Evet, Karadeniz'in incisi, gerçekten bal, balık, fındık diyarı, Ordu'dan yayın yapan Altaş TV'den bizi izleyen, yurt içinden, yurt dışından tüm izleyicilerimize kucak dolusu sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Evet değerli izleyiciler, programımıza başlamadan önce tabii ki gündemde olan, dünyanın başına bela olan COVID-19'dan kısaca bahsetmek istiyorum. Evet, ülkemizde adeta bir salgın bitmiş havası var değerli izleyiciler. Ama görüyoruz ki vaka sayılarımız 1500'lerin üzerine çıktı. Salgın bitmiş değil değerli izleyiciler. Lütfen sanki dünyada bu Çin'den bir insandan, bir kişiden tüm dünyayı esir haline alan bu salgını düşünürsek, virüs salgınını, gününde 1500 vaka olan bir ülkemizde salgının bittiğini, bu hastalığın sona erdiğini asla düşünmemek lazım. Bu dönemde değerli izleyiciler, her zamankinden çok daha dikkatli olmak zorundayız. Bu dönem gerçekten sıkıntılı bir dönem değerli izleyiciler. Bakın her gün vakalar artıyor. Yoğun bakım hastaları artmaya başladı. Bakanımız, tüm bilim kurulu üyeli arkadaşlar hepsi uyarılarda bulunuyor. Lütfen bu dönemde çok daha dikkatli olalım. Tedbir alacağız değerli izleyiciler. Dikkatli olacağız, korkmayacağız ama lütfen tedbir alacağız. Lütfen şu maskemizi, yani 3 tane şey istiyoruz değerli izleyiciler. Bir, maske takacağız. Lütfen herkes maskesini taksın. Dışarı çıkarken mutlaka maskesiz çıkmayalım. Maskeyi de gerçekten uygun şekilde takalım. Diğer bir şey arkadaş, değerli izleyiciler, lütfen sosyal mesafeye uyalım. Özellikle gençlere sesleniyorum. Lütfen çok dikkatli olalım. Sizler çok daha taşıyıcı durumundasınız. Sevdiğimiz insanları daha fazla yaşamak istiyorsak lütfen dikkat edelim. Tabii hijyen temizliği ile ilgili, hijyenle ilgili konuşmak bile istemiyorum. Onu rutin herkesin yapması gereken bir olay. Bu üç şeyi yaptığımız takdirde değerli izleyiciler, zaten kendisinden gelecek inşallah yok olacaktır diyoruz. Dolayısıyla yani bu salgın bitmedi değerli izleyiciler. Yani bir rehavet havasına kapılmayalım. Gerçekten çok ciddi bir rehavet içerisine girdik. Yani ileride çok ciddi sonuçlar doğurabilir diye düşünüyorum. Evet, tabii bugün ülkemizde ölüm vakaları son derece düşük. Bu sevindirici bir olay. Ama bu demek değildir ki vakalar arttığı zaman ölüm sayısı artmayacak. Onun için de mutlaka dikkatli olmalıyız. Evet, bu akşam ne konuşacağız değerli izleyiciler? Gerçekten çok çok önemli iki konu. İki uzman arkadaşımızla beraberiz. Bir tanesi endokrinoloji uzmanı, diğerisi romatoloji uzmanı. Sizlere konuklarımı tanıtmak istiyorum. Evet, dahiliye ve endokrinoloji uzmanı Doktor Esra Karakaş hocam. Hoş geldiniz Esra hoş hocam. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bir diğer konuğum yine dahiliye uzmanı ve romatoloji uzmanı Doktor Ali Uğur Ünal hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ali merhabalar hocam. Mithat hocam. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkürler, sizler nasılsınız? Valla iki kronik hastalıklar diyeyim, iki zor ulaşılan bölüm hocası olması nedeniyle gerçekten bu akşam işim çok daha hem zor hem kolay. Niye derseniz hem konular gerçekten güzel, hem de insanların sizlere gerçekten bulmakta zorladığı veya çok sayınız çok az. Dolayısıyla
İkiniz de birbirinizden değerlisiniz. Hocam isterseniz sizden başlayalım. Kısaca Doktor Esra Karakaş kimdir desek biraz kendinizi bahseder misiniz? Teşekkür ederim. 1980 doğumluyum. Tıp Fakültesini Hacettepe 2004 yılından mezun oldum. İç hastalıklarını Ankara Numune Hastanesi'nden aldım. Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanlığını da Mustafa Kemal Üniversitesi'nden aldım. 2014 yılında mecbur hizmetimi Kastamonu Devlet Hastanesi'nde tamamladıktan sonra halen Ordu'da özel bir sağlık kuruluşunda endokrinoloji uzmanı olarak çalışmaktayım. Vallahi başarılarınızın devamını dilerim. Gerçekten Karadeniz insanında sizlere çok ihtiyacı var Esra'cığım. Tabii bu bölgelerde biraz sonra konuşacağız. Sizlerin olması bu bölgede yaşayan insanlar için çok kıymetlisiniz. İnşallah uzun yıllar hizmet edersiniz. İnşallah. Evet, Ali Uğur Hocam, kısaca siz de kendinizi tanıtır mısınız bize? Ben Aydın Çin'e doğumluyum. Üniversiteye kadarki hayatımı Aydın Çin'e de geçirdim. Genel tıp eğitimimi, temel tıp eğitimimi Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde aldım. 2008 yılında mezun olduktan sonra Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi iç hastalıklarında dahili ihtisasını yapmaya başladım. Daha sonrasında Marmara Üniversitesi'nde romatoloji yan dal ihtisası için oraya başladım. 3-3,5 yıllık bir süre sonunda 2017 Temmuz'da Ordu Devlet Hastanesi'ne mecbur hizmet için atandık. Yaklaşık 3 yıldır orada yaşamaktayım. Mecbur hizmet süresi tamamladıktan sonra şu an özel bir hastanede halen aktif olarak romatoloji uzmanlık çalışmaktayım. Kurumda yaklaşık 15-16 ayım oldu. Şu anda halen orada görevimize devam etmekteyiz. İyi, maşallah. Siz de hocam gerçekten iyi başarılar dilerim. İnşallah uzun yıllar yine Ordu'da bu bölgenin insanına hizmet edersiniz. Ben çok seviyorum bu bölgeyi. Yani Karadeniz güzel. Sizden bilmiyorum nasıl değerlendirirsiniz Ordu'da. Nasıl buldum zor diye Esra Hocam? Ben Ordu'yu çok sevdim. Doğal güzellikleri olsun, insanları olsun. Geldiğim andan itibaren çok sevdim. Evet. İlk defa gelmiştim. Uzun yıllarda kalmayı düşünüyorum. İnşallah. İnşallah. Esra Hocam sizinle başlamak istiyorum. Evet. Endokrinoloji gerçekten sayınız çok az. Evet. Yani Anadolu'da, büyük şehirlerde yine sayı bulunabiliyor endokrinoloji uzmanı ama evet. Özellikle Anadolu'da, küçük illerde kesinlikle endokrinoloji uzmanı bulmak, ona ulaşmak son derece zor. Endokrinoloji dahiliyenin üzerine bir ek ihtisas mı? Biraz endokrinoloji nedir? Biraz bunu bahseder misin bize? Tabii ki. Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanlığı iç hastalıkları, yani dahiliyenin bir üst branşı, bir yan dal branşı. Vücudumuzdaki iç salgı bezleriyle ilgili olan bütün hastalıklara bakan çok geniş kapsamlı bir branş. Halk arasında genel olarak bir şeker ve tiroid hastalıkları olarak bilinse de, onlara bakan branş olarak bilinse de aslında çok daha geniş kapsamlı, işte yumurtalık kistlerinden tutun kemik erimesine kadar yine paratiroid hastalıklar, hipofiz bezi dediğimiz ana hormon bezinin hastalıkları ve böbrek üstü bezi hastalıkları dahil olmak üzere çok çeşitli hastalıklara bakmaktayız polikliniklerimizde. Ama tabii ki daha sık görülen şeker hastalığı ve tiroid hastalığı olduğu için hastalarımızın büyük bir popülasyonu bu hasta grubunu oluşturmakta. Genellikle Esra Hocam, şimdi endokrin dediğimiz zaman herkes de şeker hastalığı aklına geliyor. Evet. Şeker hastalığı işte sanki endokrinle özdeşleşmiş vaziyette. Özellikle ben şu pandemi süreci içerisinde, salgın döneminde bunu konuşmak istiyorum. Yani kronik hastalıklar, şeker hastalığı. Nasıl bir süreç hocam? Biraz bundan bahsedebilir misiniz? Yani evde kaldılar, uzun süre ilaçlarını eczaneden almaya çalıştılar, belki düzenleyemediler. Kesinlikle. Yeni başlayanlar oldu, kontrollere gelmekte zorlandılar. Nasıl bir süreç hocam bu? Bu süreç aslında hekim olarak bizi oldukça zorlayan bir süreç oldu. Şundan dolayı, çünkü yani COVID-19 açısından riskli hastalık grubunda en çok şeker hastaları ve hani hipertansiyon hastaları riskli grupta geçiyor zaten. Şeker hastalarında özellikle kan şekeri kontrolünde bir kontrolsüzlük varsa, ki hastaneye gelmekten çekinerek evde kendileri takip yapmak zorunda kaldı birçok hasta ve bu süreçte de kendilerini bir nevi aslında riske de attı. Çünkü şeker kontrolsüzleştikçe bağışıklık baskılama riski de arttı. Bundan dolayı da bu dönem evde geçirdiğinde hem
hareket azaldı. Hem yeme alışkanlıkları değişti. Stres de arttığı için. Stresleri de arttığı için hani yemeğe doğru yönlenme oldu ve hani bu kan şekerinde yükseklikle sonuçta polikliniklerimize gelmekte ve bu aslında COVID içinde bağışıklığın baskılanmasını çok istemediğimiz için şeker hastalığının mutlaka şeker kontrolü çok önemli. Evde hastalar eğer parmak ucu ölçümlerinde şekerleri yüksek gidiyorsa evde kendileri ayarlamaya çalışmasınlar, mutlaka polikliniklere başvursunlar öneriyoruz. Çünkü hakikaten öteki türlü şeker yükseldikçe bağışıklık baskılanması ve risk hastalık açısından risk artıyor. Bu da bizim istemediğimiz bir durum. Yine bir diğer hastalık grubu tiroid hastaları. Bunlar için de ilaç dozlarının ayarlanması için belirli aralıklarla kan tahlilleri yapmamız gerekiyor. Tabii ki hastalar bu süreçte hastaneye gelmekten çekindiklerinden dolayı bu dozlarla ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz polikliniklerde hastalar başvurdukça. Hocam tabii şimdi hep şunu söyledik. Yani 11 Mart'ta COVID-19'la ilgili şeyler başlayınca Sağlık Bakanımız, Bilim Kurulumuz, bizler de dahil dedik ki yani çok zorda kalmadıkça İşte hastanelere gitmeyin, hastane yoğunluğunu artırmayın. Evet. Özellikle bu COVID hastalarına biraz daha imkan tanınması açısından, tedavinin daha rahat yapılması açısından ama tabii gerçekten kronik hastalıklar son derece önemli. Kesinlikle. Yani evde kalıp tedavisini düzenli kullanamayan, kontrolünü olamayan, bir de çok kilo aldılar. Kesinlikle. Obezite değil mi? Psikolojileri bozuldu. Tedavimizi zorlaştıran bir sürece girdik o yüzden. Biz hekimlere çok bu süreçten sonra çok daha fazla zorluklar karşılaşacak diye düşünüyorum. Çünkü yani hem kilo hem şekerin yükselmesi, tansiyonun yükselmesi, stresin artması tedavimizi oldukça zorlaştırıyor. Evet. Ama tabii ki mutlaka özellikle kronik hastalıkları bu süreçte 1 Haziran'dan itibaren artık rahatladı. Kontrollü sosyal hayat dedik. Şimdi yeni poliklinlerimize başvuruyorlar ve işte işin gerçek yüzü aslında şu dönem ortaya çıktı. Şu dönemde değil mi? Evde kapalı kalıp metabolik açıdan kontrolsüz olan hasta popülasyonu polikliniklere başvurdukça işin gerçek yüzü aslında COVID'in toplumumuza yarattığı farklı bir yön ortaya çıkacak. Hekimler açısından da bizi zor bir dönem bekliyor diye düşünüyorum. Hocam bir de kronik hastalara dedik ki yani evden çıkma yasağı getirildi yani. Evet. İnsanlar... Ama gerekmedikçe diye bir cümle var. Oradaki gereklilik işte değil hastalar mi? Onu çok analiz edemeyebiliyorlar ve gerekli durumda çıkamayabiliyorlar. Ben sokağa çıkma yasağım var. Evet. Onun için doktora gelemedim. Onu biraz sonra konuşacağım. Ali Uğur Hocam size dönmek istiyorum. Evet siz romatoloji uzmanısınız. Romatoloji de dahiliyenin üzerine bir ek ihtisas değil mi? Evet, romatoloji aynen, uzmanı. Aynen endokrinoloji gibi, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları gibi romatoloji de dahiliyenin üst ihtisası. Biz yan dal uzmanlığı olarak söylüyoruz. Yani bizim her ikimizin hem dahiliye uzmanlığı hem de ikinci bir uzmanlığımız var. Dolayısıyla uzun bir süreç. Yan dal uzmanlığına kadar geçen süre bayağı uzun. Bayağı emek gerektiren bir süreç. Yaklaşık 13 yıl değil mi? Yani tıp fakültesiyle birlikte. Yani 6 yıl tıp fakültesi, işte 4-5 yıl iç hastalıkları, 3-3,5 yıl yan dal dediğimiz zaman çok daha uzun aslında. 13, belki 15 yıllara. 15 yıl işte mecbur yani okuyorsunuz bir romatoloji uzmanı olabilmek için değil mi hocam? Yani 15 yıl belki daha uzun süre aslında gerçekten gerekiyor. Gerçekten kolay değil. Şimdi izleyicilerimiz hani doktor oldun, sadece şey yaptın ama bir romatoloji veya endokrinoloji uzmanı olmak gerçekten uzun bir süreyi gerektiriyor. Evet hocam romatizma, romatoloji deyince de sadece romatizma hastalıklar akla geliyor. Romatizma deyince de hep yaşlılık aklımıza geliyor. Yani romatoloji deyince hangi bölümleri içeriyor, hangi hastalıklara bakıyorsunuz? Biraz bundan bahseder misiniz? Şimdi sizin de dediğiniz gibi hocam romatoloji deyince insanların aklına hep romatizmal hastalıklar geliyor. Elbette romatizmal hastalıklar ama bu hastalıklar çok çeşitli hastalıklar. Aslında kas ve iskelet sistemiyle beraber eklemler ve bu yapıları bir arada tutan bütün bağ dok. Aslında vücudun neredeyse tamamını ilgilendiren kronik hastalıkları ilgilendiren bir bilim dalı. İnsanların aklına sadece eklem olarak geliyor ama bizim hastalıklarımız sistemik hastalıklardır. Eklem dışı göz, cilt, kalp, akciğer, böbrek gibi diğer sistemleri, diğer organları da etkileyebilen multisistemik kronik hastalıklar. Romatoloji pratiğinde aslında 100'den fazla hastalık var. Tabii bunların bir kısmı daha sık, bir kısmı daha nadir görülse de 100'den fazla hastalık var burada.
Daha çok romatoloji pratiğinde iltihabi romatizma hastalıkları daha çok yer edinmiştir. Çünkü hekim sayısı az olduğu için ancak hekimler bu iltihaplı hastalıklara daha uğraşabilir halde oluyorlar. Dediğim gibi bütün sistemleri etkileyebilen kronik hastalıklar iyi tedavi edilmediği takdirde, erken tedavi edilmediği, erken tanı konmadığı takdirde kalıcı hasarlar bırakabilen, araz dediğimiz sekeller bırakabilen, organ ihmale gelmeyen değil mi? Evet, hastalıklar grubu. Organ disfonksiyonu, geri dönüşümsüz sonuçlarla gidebilen kronik hastalıklar. Dolayısıyla burada da erken dönemde etkin bir şekilde tedavi edilmesiyle bu hastalıkların ilerlemesinin, sekel bırakmasının önüne geçmek mümkün. Gerçekten sadece yani yaşlılar hastalığı mıdır hocam? Mithat hocam, aslında pediatrikçe yani doğumdan itibaren ölüme kadar herhangi bir yaşta romatizma hastalıklar görülebiliyor. Yani biz aslında iç hastalıkları uzmanı olduğum için artı 15, artı 16 ve üzerine bakıyoruz. Yani yetişkin hastalara bakıyoruz ama bir doğumdan itibaren 15 yaşına kadar, 16 yaşına kadar çocuklarda pediatrik romatologlar ilgileniyor. Onlar da pediatri branşı var. Aynen çocuk endokrinde olduğu gibi o branşın da özel hastalıkları var. Dediğim gibi doğumdan itibaren çok ileri yaşlara kadar romatizma hastalık tanısı koymak mümkün. Bu hastalıklar herhangi bir yaşta görülebiliyor. Bilinenin aksine gençlerde de görülebilen hastalıklar. Covid sürecinden biraz bahsettik. Evet. Şimdi bu hastalıklarla ilgili... Sizinkiler de çünkü kronik hastalar. Özellikle çok meşhur oldunuz hocam. Yani romatizmada kullanılan bir ilacın Covid protokolüne alınması... Covid protokollerine girdi. Türkiye'de de Covid protokollerinde kullanılır hale geldi. O yüzden bazı hastalarda piyasadan bu ilacı temin etme sıkıntısı yaşar hale geldiler. İhtiyacı olmayan birçok insan bunu temin etmeye çalıştı vesaire. O yüzden gerçekten buna ihtiyacı olan hastalar da bazen bunu bulmakta sıkıntı yaşayabilir hale geldiler. Covid protokollerinde kullanılıyor ama bunların insanların sağlıklı bireylerini bilinçsizce kullanmasını tabii ki önermiyoruz. Biz bizim dernekte dahil olmak üzere biz romatoloji uzmanları bunun kullanılmasını önermiyoruz. Sağlıklı insanlar da bunu hasta olan bireylerin ve Covid tanısı konmuş şüpheliler protokoller çerçevesinde bilim kurulu önerilerinde kullanması gereken hastalar kullanıyorlar ama rutin sağlıklı bireylerin kullanması gerekmiyor. Bizim hastalıklara gelecek olsak hocam, bizim hastalıklarda da romatoloji pratiğinde iltihabi romatizma hastalıklarda bağışıklık baskılayıcı ilaçlar, kortizon, metotreksat ve bazı biyolojik ilaçların kullanımı söz konusu. Bu ilaçlar bağışıklığı kısmen baskıladıkları için tabii ki COVID enfeksiyonuna karşı biraz risk yaratıyorlar. Artı kronik hastalıklar olduğu için bu hastalıklar, gene hastalığın yaratmış olduğu riskler de var. Bu çerçevede bizim hastalarımızın da bazı kaygıları, ilaçlara devam etsek mi etmesek gibi kaygıları oldular bu süre zarfında. Tabii bunu bizim Romatoloji Derneği de, Avrupa Romatoloji Birliği ve Amerika Romatoloji Cemiyeti gibi dernekler mevcut tedavilerin devam edilmesi yönünde genel bir genel bir yaklaşım yani, içerisindeyiz. Tedaviye devam değil mi? Evet, tedaviye devam. Siz şeklinde başlamışsınız. Aha. Bu süreçte acaba keselim mi kesmeyelim tabii mi? Tabii hastaların birçoğu bu kaygıyı yaşadılar. Çünkü hastalıkla belki aldığımız ilaçlar enfeksiyona yatkınlık yaratır mı? Bizim riskimiz daha fazla gibi anksiyeteleri ve kaygıları oldu bu hastaların. Tabii biz bu süreçte ilaçlara devam edilmesi tarafında önerilerde bulunduk. Ve dernekler genel önerilerde şu önerilerde bulundular. Yani aslında tedavi kararlarının devamı ile ilgili primer hekim, yani takip eden hekiminle iletişime geçmeleri konusunda bir öneride bulundular. Hastaların birçoğunun hekimle irtibatta kalması, takiplerini takip süreleri geldiği zaman kontrollerine gitmesi yönünde telkinlerde bulunduk. Şimdilik böyle ilerliyoruz. Evet, hocam bu dönemde kronik hastalıklar dediniz ya, yani ilaçlarını evde kullananlar, kontrole gelemeyen hastalar veya işte tahlillerini yaptırıp sizin önerileriniz de olsa ilerleyen hastalar, bu süreçte nasıl ilerlediniz hocam? Yani telekonferans, telefon yöntemiyle falan ulaştı mı hastalar sizlere? Şimdi kurumumuzun o anlamda bir tasarrufu oldu. Video klinik görüşme gibi bir sistemi bu pandemi süresince kurumumuz aktif hale getirdi. Yani bize uzaktan gelemeyen, risk nedeniyle hastaneye başvurmak istemeyen ya da farklı bir lokasyonda, uzak bir lokasyonda oturan hastalarımız için video klinik görüşme sistemini hastanemize aktif haline getirdi kurumumuz. Bu anlamda uzaktan
telefonla hastayla yüz yüze görüşerek. Tabii burada takip ettiğimiz hastalara önerilerde bulunmak daha kolay oluyor. Hastayı ilk defa görüyorsak bu sistem içerisinde hastayı görmemiz gerekiyorsa da belli güvenlik önlemlerini alarak hastayı hastanemize çağırıp muayeneyle beraber tedavi kararlarımızı vermeye çalıştık. Bu anlamda yardımcı olmaya çalıştık. Yine hastalarımız bize bir şekilde kendi iletişim kanallarından ulaştıkları zaman da yine onları yönlendirmelerde bulunduk. Hocam bu süreçte yani siz poliklinikler devam ediyor değil mi? Yani pandemi sürecinde de romatoloji olsun, endokrinoloji olsun yani polikliniklerinizde devam ediyorsunuz değil mi? Yani bir sıkıntı yok. Mithat Hocam bizim hastalıklarımız kronik hastalıklar. Bu pandemi süresince bu hastalıklar geçmiyor. Bu hastalıkların iyi tedavi edilmemesi, bu dönemde tedavilerin kesilmesi Esra Hocam'ın da bahsettiği gibi hastalıkların ilerleyebilmesine, yani geri dönüşün geri gelemeyecek ciddi sorunlar oluşabilir. Oluşmasına neden olabilir. Biz bu pandemi süresince poliklinik yapmaya devam ettik. Poliklinik hizmete devam ettik. Hocam bir dönemde sıkıntı var mı? Yani insanlarımızın kafasında şöyle bir soru var hocam. Yani hastaneye gitmeyeyim, işte ya 2-3 ay sonra gideyim ama yani kronik bir hastalığın var, ilaç kullanıyorsun, takibin gerekiyor. Eğer gitmezsen biraz önce bahsettiğiniz ciddi sorunlar. Yani bu süreçte gelmelerinde bir sakınca var mı yani? Tedirgin hocam, olacak mı? Hocam kurumlar, sağlık kuruluşları zaten bununla ilgili belki de ayaktan poliklinik hizmeti vermeye devam eden kurumlar bu anlamda ciddi önlemler aldılar. Tedbirleri aldılar. Tabii giriş çıkışlar kontrol ediliyor. Yani her hastanın ateşi ölçülüyor. Hastalar ilgili birime hızlıca yönlendiriliyor. Sosyal mesafe kurallarına uyuluyor. Sandalye oturma alanları genişletiliyor. Yani mesafe olabildiğince gerekli önlemler alındı aslında. Yani şimdi şu anda sosyal alanlardaki temasımız emin olun hastanedeki temasımızdan daha fazla, daha riskli gibi duruyor. Yani sosyal hayatta görüyoruz. Hani market, çarşı, pazarda. Tabii. Emin olun insanlar sosyal medyaya, televizyonlara düşen, yerel basınlara, yazılı basına düşen bir sürü fotoğrafları görüyoruz. Emin olun sosyal mesafe kurallarına hastanelerde daha çok uyuluyor. Aktif hastalığı varsa, kontrol süreci geldiyse hastaneye tabii ki kendi kişisel önlemlerini alarak bizim kurumlarımız da kendi üzerlerine düşen önlemleri alarak bu hizmeti almaya devam etmek durumundalar. Bu dönemde bizim son 3 aylık dönemde pandemi süresince bizim kendi pratiğimizde bir sürü yeni tanı koyduğumuz hasta var. Değil bu mi? Riskli diye kabul ettiğimiz belki de tedavileri verdiğimiz hastalar var. Biz hekim olarak şunu diyemeyiz. Pandemi sürecinin ne zaman biteceği belli değil. Siz gidip 6 ay sonra gelin, 1 sene sonra gelin. Biz pandemi bittikten sonra size tedavi edelim deme şansımız yok. Elbette risk varsa da bu riski hastayla anlatarak ve hastaya alması gereken önlemleri birebir tekrardan anlatarak riskin ne kadar olduğu, ne yapması gerektiğini anlatarak bu tedavilere başlıyoruz. Eğer değerli izleyiciler sorularınız olur, bize ulaşmaya çalışırsanız telefon numaralarımız veriliyor altyazı olarak. Bize ulaşabilir, sorularınızı iletebilirsiniz. Evet Esra Hocam, devam etmek istiyorum sizinle. Endokrin hastalıklar çok geliş biliyorum. Evet. Tabii ki sadece şeker değil. Şekerle birlikte biraz önce bahsettiğiniz tiroid hastalıkları, bunların ilaçlarını falan bu dönemde bunlardan daha önemli hocam. Özellikle herkesin şu anda şikayet ettiği obezite var. Maalesef. Herkes kilo aldı. Evet. Evde yattılar, yediler. Herkes evde kalınca pastalar, börekler, hareketsiz bir yaşam. Sokağa çıkma yasağı buna eklendi. İşte kronik hastalıklar bir de dışarı çıkma yasağı eklendi. Ciddi bir obezite artışı olmuş mudur? Ne dersiniz? Bence olmuştur. Çünkü polikliniklere başvurularda en çok şikayet kilo alma ya da kilo verememe. Yani bu dönemin aslında doğal bir sonucu. Çünkü hani hareketsizlik haliyle oldu. Çıkmak isteyip de çıkamayanlar, düzenli spor yaptığı halde hani bu dönemde maalesef sokağa çıkma kısıtlamaları yüzünden çıkamayan hastalarda. Artı dediğiniz gibi stresle başa çıkma yöntemlerinden bir tanesi de aşırı yemek yeme. Ev içerisinde kapalı kalınca en çok
çok yapılan faaliyetlerden bir tanesi muhtemelen. Zaman geçirmek için pasta yapan insanlar var hocam. Mutfak bir hobi olunca sonuçları da maalesef bizler açısından metabolik problemler olabiliyor. Bu dönem çok başvuru var o şekilde. Anormal kilo alma şikayetleri nedeniyle polikliniklere. Tabii obeziteyi sadece hani kilo alma olarak görmemek lazım. Metabolik bir sürü de problemi beraberinde getiriyor. Metabolik sendrom dediğimiz ciddi bel çevresi kalınlığıyla beraber kolesterol yüksekliği, ürik asit yüksekliği, hipertansiyon, şeker, gizli şeker gibi tablolara neden olabiliyor. Tabii bunlar genetik yatkınlığı olan hastalarda özellikle şeker hastalığına yatkınlık varsa şeker hastalığına çevirebiliyor alınan aşırı kilolar. Yani yağ dokusu aktif bir hormon salgılayan bir doku gibi kabul ediliyor artık son senelerde. Ve hani haliyle alınan her kilo bizim için bir metabolik probleme neden olabilir. Hocam şimdi ne yapacaklar şimdi izleyicilerimiz, bizi izleyen izleyicilerimiz? Ya aynen şunu diyorlardır bizi izlerken. Ya sanki bizi tarif ediyorlar diyeceklerdir. Şimdi kilo aldık. Şeker ilaçları kullanıyoruz, tansiyon ilaçları kullanıyoruz. Nasıl ilerleyeceğiz? Bunları nasıl vereceğiz hocam? Yani nasıl ilerlememiz gerekir bu noktada? Öncelikle bu dönemde hani altta bir metabolik problemi olan, şeker hastalığı, tansiyonu olan hastalar da tabii ki mutlaka rutin kontrollerini yaptırmaları gerekiyor. Mevcut durum neredeyiz? Yani hastalık açısından neredeyiz? Veya hani bu tarz hastalıklara yatkınlıkları olan insanlarda durumda bir ilerleme, yeni bir hastalık, şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği gibi yeni bir durum tespit edilmiş mi? Mutlaka polikliniklere gelip hani rutin muayenelerini yaptırılması gerekiyor. Çünkü bazen hani biz bu süreç diyoruz ama alttan bir hormon hastalığı çıkabiliyor. Mesela hipotiroidi gibi bir durum olabiliyor. Bunları rutin tahlillerle tanıyabiliyoruz. Fizik muayenede mutlaka saptayabiliyoruz. O yüzden bu tarz değerlendirmeler yapılmadan hani herhangi bir başlangıçta tedavi başlamak uygun olmaz diye düşünüyorum. Yani kendi başlarına da farklı yöntemlere özellikle kronik hastalar özellikle ilaçlarını kesmesinler veya değil mi? Tabii. Mutlaka kontrollerini yaptırmaları gerekir. İlaç kesilmesi ya da nasıl anlatayım? Yani hareket arttırmak açısından mesela kalp hastalığı varsa bir anda hani kilo vermek için fazla egzersiz yapma, yüklenme gibi durumlar tehlikeli sonuçlara neden olabilir. Mutlaka hani düzenli rutin kontrol burada çok önemli. O yüzden hani kronik hastalığı olanlar için ayrıyetten önemli ama altta bu tarz hastalıklara yatkınlığı olanlarda da kan tahlilleri durum tespiti yapıp daha sonra hani tedaviye ya da gerekli girişimlere başlamak lazım diye düşünüyorum. Ama tabii bu süreçte kısıtlamalar sona erdikten sonra hani günlük bir sahilde yürüyüş yapmak, yarım saat, bir saat hani rutine hafif tempolu bir yürüyüş yapmak ya da yediklerimizi az az sık sık yeme şeklinde öğünlerimizi düzenlemek, bol su tüketmek, taze sebze meyveden şeker hastası değilsek çok fazla miktarda olmayacak şekilde tüketmek, lifli gıdalarda tüketmek, mutlaka diyetimizi hani bir başlangıç gibi kabul etmek, bu yeni kısıtlamaların kaldırıldığı dönem bir başlangıç gibi kabul edip hayatımızı tekrar düzenlemek gerekiyor diye düşünüyorum. İlaçların dozlarını artırma veya eksiltme bu dönemde kilo aldı, işte şeker ilacı kullanıyor, kolesterol, tansiyon, kalp ilaçları kullanan yani birçok özellikle kronik hastalarımız var. Bunlar ilaçlarını azaltmak veya artırmak gerekebilir. Özellikle kilo alan hastalarda artırmak gerekebiliyor. Bazen çünkü kiloya göre dozları belirliyoruz. Kilo alınca doz yeterli gelmeyebiliyor. Özellikle tiroid hastalarında bu ortaya çıkan bir durum. Şeker hastalarında kilo alınca haliyle şeker metabolik olarak bozulduğu için şekerle ilgili problemler olabiliyor. İlaçları ona göre düzenlememiz gerekiyor. O yüzden dediğim gibi hani doktor kontrolü mutlaka rutin kontrollerini yaptırmaları lazım. Sizde var mı hocam? Yani endokrin poliklinikleri çalışıyor mu şu anda? Yani endokrin polikliniklerinde bir risk var mı? Yani izleyicilerimiz hastaneye gelip endokrine polikliniğine gidip rahat rahat muayene olabiliyorlar, olabilirler. Ali hocamın da vurguladığı gibi bu konuda yani biz bu süreçte zaten hep çalıştık. Çünkü bizim hastalarımız kronik hastalar, her zaman poliklinik hizmetine ihtiyaçları var. Gerekmedikçe tabii ki polikliniklere gelinmesini biz de uygun görmedik ama hastaların kan şekeri kontrolsüzlükleri, işte hormon kontrolsüzlükleri olduğu zaman mutlaka poliklinik kontrolü gerekiyordu. Ve bu süreçte bizim hastanemiz ve kurumumuz gerekli önlemleri aldı.
Biz de kendimiz adına tedbirlerimizi aldık. Hastaları da sosyal mesafelerini koruyarak, maske takarak zaten hastane giriş çıkışlarında kontrolleri, ateş kontrolleri yapılarak zaten hastanemize hasta kabulümüz oldu hastaneye bu süreçte. Hastaneye gelince daha bir dikkatliler sanki. Kesinlikle. Hastalar. Ne dersiniz mesela hocam? Hastane sanki enfeksiyon odağı olan bir ortam gibi düşünülüyor ama aslında Ali Hocam çok güzel vurguladı. Dışarıda sosyal daha fazla. Mesafe daha bence tehlikeli. Çünkü orada bir rahatlık Esra var. Hocam, hastanede daha yani bir tedirginlik var. Hastanede bakıyorsun yine kurallara uyuluyor, maske takılıyor, dezenfektanı var, temizliği yapılıyor. Biz çarşıyı görüyoruz, evet. Sahilleri görüyoruz, tıklım tıklım. Tüm gençler sarmaş dolaş, 10 kişi bir arada oturup sohbet eden kahvehanelerde. Yani o kadar kalabalık var ki maskesini ağzı altına indirmiş, maske takan yok. Yani taksa bile düzgün takmıyorlar. Burnu açık, göz açık, korunma yok, sosyal evet. Mesafe yok. Yok. Yani orada elbette daha çabuk tabii. Bulaşacak. Sosyal ortamlarda bir rehavet var, hastanede bir tedirginlik var. Tedirginlik aslında var, hani biz tam tersi hastanede daha çok dikkat ediliyor, daha çok gerekli tedbirler alınıyor. Sosyal ortamlarda daha çok hastalık daha çok doğabilecek potansiyelde durumlar var maalesef. Evet Esra Hocam, tabii endokrin deyince çok geniş ama özellikle ben bir tüylenmeden bahsetmek istiyorum. Evet. Özellikle bayanlar, genç bayanların en büyük sorunlarından bir tanesi. Tabii hormon diyoruz, vücutta salgı yapan hormonla ilgili her şey siz ilgileniyorsunuz evet. Değil mi? Aslında çok geniş bir alanınız geniş, var. Evet. Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Yani gençlerde çok karşılaşıyoruz evet. Bayanlarda. Nasıl ilerliyoruz bunda? Tüylenmede bizim için önemli olan özellikle aslında ayva tüy artışında, sıklığında artış değil, kadınlarda erkek tipi yani uzun sert siyah kılların çıkması, erkeklerde görülen bölgelerde çıkması anormallik teşkil ediyor ve böyle durumlarda araştırma yapıyoruz. Bunları polikliniklerimizde skorluyoruz tüylenmeyle başvuran hastaları. Altta yatan özellikle yumurtalık kistleri, böbrek üstü beze hastalıkları, bazen erken genetik potansiyel genetik hastalıklar var. Böbrek üstü bezinden kaynaklanan ve bu genetik hastalıklar erişkin yaşa kadar tanı almadan gidebiliyor. Bunların değerlendirilmesi için özel testler yapıyoruz. Tüylenmeyle gelen her hastada detaylı test yapmasak da özellikle bazı önemli endokrin bez hastalıklarını araştırmamız gerekiyor. Hormonlarla ilgili işte Cushing dediğimiz bir obeziteyle giden, yine kilo almayla giden, toplumda sık görülmese de saptanması önemli olan bir hastalık var mesela. Yine prolaktin yüksekliği gibi süt hormonu yüksekliğiyle giden, tüylenme yapabilen, adet düzensizliği yapabilen bir hastalık var mesela. Yine işte böbrek üstü bezinde konjenital adrenal hiperplazi dediğimiz böbrek üstü bezinin genetik olarak bozukluğundan kaynaklanan ve tüylenme artışıyla giden aynı polikistik over yani yumurtalık kistlerine benzeyen tablolar var. Gençlerin en büyük sorunu hocam. Evet, yani evet. Özellikle genç bayanların. Bunların ayırıcı tanısı çok önemli o yüzden dediğim yani gibi. Yani bunlar bu tedaviler yerine çok farklı tedavi yöntemleri ilerliyorlar, izliyorlar evet. Ama tabii neden ortadan kalkmadığı için evet. Bunlarla tekrar karşılaşıyorlar. Evet. Dolayısıyla mutlaka iyi bir değerlendirme yapılması ve gerekiyor. Nedene göre de tedavi vermek gerekiyor. Gerekiyor. Sonuçlar iyi oluyor mu hocam? Yani nedeni bulduğumuz zaman... Kesinlikle. Yani eğer altta yatan önemli bir hastalık varsa saptayıp tedavi, faktöre bağlı tedavi yapmak kesinlikle sonuç en doğrusu, çok başarılı kılar. Ama hani altta yatan faktörü doğru saptamak, tespit etmek önemli. Sık görülen bir durum. Çok güzel evet. Bir noktaya yaptınız. Teşekkür ediyorum açıdan. Gerçekten yani çok karşılaştığımız işte yeğenlerimiz çevremizde görüyoruz. Hı hı. Herkes de soruyor. İşte yani bir epilasyonla mı yaptırsam yoksa bir tahlil ya önce bir mutlaka bir hekim arkadaşa endokrinoloji uzmanları fizik bu muayeneyle değerlendirmek fizik muayene, lazım. Muayene edip hormonlarına altta yatan bir sebep var mı bunlar var bakılıp mı? Ona göre gerekiyor. Herhangi bir şey yoksa mutlaka yani olabilir bu yönlendirilebilir ama neden olmasa da tedavi edecek farklı yöntem ilaç tedavilerimiz var başarılı yöntemlerimiz da var tabii beraberinde sivilcelenme oluyor mu saç dökülmesi oluyor mu onları sorguluyoruz yumurtalık kistleri çok en sık görülen kısmı evet, yine kadın onu konuşacağım özellikle de polikistik over hocam polikistik over yani gerçekten çok sık yani kimi sorsam ya ben de mesela hocam polikistik over evet. Var ifadesini duyuyoruz evet, hocam evet.
Biraz da bundan bahsedelim. Yani bir kısırlık nedeni midir bu? Polikistik over kısırlık nedeni olabilir ama her polikistik over hastası kısır olacaktır diye bir kural yok. Polikistik over aslında bir dışlama tanısıdır. Bir kriterleri var. Bizim poliklinikte hasta kabulünde özellikle baktığımız. Bunlardan bir tanesi az önce bahsettiğimiz erkek tipi kıllanma ile beraber sivilcelenme, saç dökülmesi gibi erkek tipi bir fenotip ortaya çıkarma veya bununla ilgili hormonlarda yükseklik saptama gibi bir kriteri var. Bir kriterin bir tanesi de adet düzensizliği olması, adetlerin azalması. Diğer bir kriter de yumurtalık ultrasonunda yumurtalıklarda çok minik minik inci tanesi gibi yumurta kabuğunun altında inci tanesi gibi kistler görülmesi. Bu her zaman olmayabilir. Olduğu zaman da normal insanlarda da olabilir. Mutlaka ayrıcı tanıda da az önce bahsettiğim böbrek üstü beziyle ilgili hastalıkların işte Cushing hastalığının falan olmadığını gösterilmesi gerekiyor. Dışlama tanısıdır çünkü polikistik over. Çok sık görülüyor maalesef ve ben çevresel faktörlerin de katkısı olduğunu düşünüyorum. Hocam. Evet. Yani ağlayan gençler görüyorum. İşte yani o tanıyı konunca sanki işte çocuğum olmayacak, evlenince sıkıntı yaşayacağım gibi bir sürü sıkıntılar yaşıyorlar. Panikliyorlar böyle. Kesinlikle. Şeker hastalığı gibi, kalp damar hastalığı gibi, insülin direnci gibi tablolarla da bir arada olabiliyor. Değil mi? Ya, bu da o yüzden bizim açımızdan aslında kısırlık da tabii ki önemli ama bu faktörleri kontrol edilmesi daha önemli. Çünkü ölümcül tablolara neden olabiliyor ileride. Şeker hastalığına yatkınlık olabiliyor yumurtalık kistleri olan kızlar da ve yine insülin direnci olabiliyor. Kalp damar hastalığı riskini de arttırabiliyor metabolik sendromla bir arada bulunduğu zaman. Bu açıdan da bu faktörlerin de tedavi edilmesi ya da düzenlenmesi gerekiyor mutlaka. Evet. Sadece polikistik over deyip geçmemek gerekiyor. Tabii hocam yani o menopoz var, büyüme hormonları var, tabii. İşte erkeklik hormonlarının tedavisi var değil mi? Endokrin deyince aklınıza çok geniş alanlar geliyor değil mi? Evet. Biz sadece şekerle, guatr'la kalmamak kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle sınırlandıramayız. Evet ama işte toplumda niye böyle bir şey oluştu hocam çünkü acaba? Çünkü daha sık görülen hastalıklar değil olduğu en çok için. Sık ondan dolayı için. En çok başvuru o hastalıklar üzerine. Ama hastalar da artık bence bilinçlendi bu konuda. Çünkü sayımız arttıkça, hastalar polikliniğe geldikçe hastalıkları birbirlerine de hastalıkları anlatarak anlattıkça, şey yapıyorlar. Yani hasta bilgi. Çeşitliliği artmaya arttı. Başlıyor değil mi evet. Hocam? Hocam sizin tabii süreleriniz de çok uzun. Yani diğer poliklinikler gibi değil. Yarım saat bazen içeride kalan hastalarımız var. Çok geniş bir anamnez mi, görüşme, yani şikayet, tabii. Muayene, tetkik derken uzun bir süre alıyor değil mi? Evet. Yani hastalık sayısı çok fazla olduğu için onunla ilgili sistemlerin gözden geçirilmesi bazen uzayabiliyor. Ne yapıyorsunuz? Şerit gibi gözünüzün hepsini geçiriyor musunuz hocam? Genellikle yöneldiğimiz hastalıkla ilgili sorguluyoruz ama bazen hepsini sorgulamak zorunda kalıyoruz. Yani hasta şeker hastalığıyla girip menopozda işte tiroidde, kemikte hepsini sorgulamak zorunda kalıyoruz. O haliyle muayene uzayabiliyor o yüzden. Evet. Evet, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Esra Hocam. Evet, Ali Uğur Hocam. Tabii romatizma deyince, bir tek romatoloji deyince Behçet var, Gut var, akut eklem romatizması var, FMF var, ailevi Akdeniz. Hepsi bunlar sizin branşlarınız. Evet. Nasıl hocam, bu tür hastalıklar bu bölgede çok mu görülüyor? Nasıldır görülme sıklığı? Tedavileri nasıl? Bunlar da kronik hastalar değil mi aşağı yukarı? Evet. Bunların hepsi kronik romatizmal hastalıklar ve takip ve tedavi edilmesi gereken hastalıklar. Gelip geçici hastalıklar değil. Ben hastalara şu şekilde söylüyorum. Nasıl tansiyon hastalığı, nasıl şeker hastalığı takip edilmesi gerekiyorsa, belli hedefler içerisinde tutulması gerekiyorsa bu hastalıklarda işte tansiyon olsun, şekerin kontrolü gerekiyorsa bizim de bazı hedeflerimiz var hastalarda. Mümkünse şikayetsiz olmasını, ağrısız olmasını. Yani hastalıktan hastalığa tabii ki hedef kriterlerimiz değişiyor ama mümkünse sağlıklı bir birey olarak hayatına devam etmesi için tedavi opsiyonlarımız var. Bunu da şu şekilde sağlıyoruz. Hastayı tedavi ederek, takip ederek. Bunların gelip geçici hastalıklar olmadığı ve kronik hastalıklar olduğunu ilk tanı koyduğumuz anda hastalara bilinçlendirmek gerekiyor. Bazen hastalar şu şekilde algılıyor, işte tedavi oldum, iyileştim deyip takibe gelmeyen, takipten çıkan, bazen kendisi ilacını kesen hastalar oluyor.
Tabii ki altta yatan bazaldeki o hastalık süreci devam ettiği için bu iyilik hali bir süre sonra ortadan kalkıyor. Tekrar benzeri şikayetlerle hastalar gelebiliyorlar bize. Dolayısıyla kronik hastalık olduğu bilinci hastalara aşılanmalı. İlk tanı konulduğu andan itibaren. Bizim pratiğimizde çok fazla hastalık var hocam. Yani en sık görülenleri işte romatoid artrit dediğimiz iltihaplı eklem romatizması, işte ankirozan spondilit dediğimiz bel omurga romatizması. Fibromiyalji hocam benim en çok yani vatandaşlar arasında karşılaştığımız yaygın gezici tarzda kronik ağrı sendromlarından bir tanesi. Çok sık görülüyor hocam. Yani nerede ki baksak aşağı yukarı yok derece kadar az gibi yani insanlar arasında. Genel çok sık. Genel toplumda sıklığı çok fazla hocam. Özellikle orta yaş kadınlarda sıklık artıyor. Erkeklerde daha az olmakla beraber her yaş grubunda olabiliyor ama orta yaş kadın en sık görüldüğü popülasyon yaş aralığı diyebiliriz. Burada son dönemde işte Covid salgınında hocamın da söylediği gibi hastalar daha böyle sedanter ve hareketsiz bir yaşantıya döndüler. Yani özellikle son 2-3 aylık ben kendi klinik pratiğimden ve klinik gözlemimden bahsetmem gerekirse fibromiyalji olanlar hastaların ağrıları arttı, hastalığı daha aktif hale geldi. Çünkü bu hastalığın ilaçların yani bu hastalığın tedavisindeki en önemli yaklaşımlarından biri hastanın düzenli egzersiz yapması. Hastalar bunu yaparken olan iyilik hali tabii ki Covid ve Covid pandemisi süresince insanlar eve kapanmak zorunda kaldılar. Aktif yaşantından daha pasif hayata geçince ağrıları haliyle arttı. İşte duygu durum bozukluğu, psikolojik problemler ve anksiyeteye bağlı yani pandeminin getirdiği anksiyeteye bağlı kaygı bozukluğu sonucunda fibromiyalji sıklığı biraz arttı. Fibromiyalji olanlar daha ağrılı oldular bu dönemde. Ya da yeni tanı koyduğumuz birçok hasta var. Yani son 2-3 aydır ağrılarım var işte deyip polikliniğe başvuran birçok hasta var. Fibromiyalji iltihaplı olmayan bir romatizma türü. Fibromiyalji bir ekartasyon tanısıdır. Fibromiyalji ile karışabilecek diğer hastalıkların, metabolik hastalıkların, romatizmal hastalıkların ekart edilmesi gerekir. Aynı Esra Hocam'ın pratiğinde olduğu gibi biz de bir sürü sistemi sorgulamak durumundayız. Bizim için öykü, yani hastanın bize verdiği öykü ve bizim ondan aldığımız öykü artı fizik muayene aslında klinik pratiğimizde %80-90 bizim işimizi görüyor. Geriye kalan %10-20 işte görüntüleme ve laboratuvarla destekleyeceğiz. Ama bizim için en önemli şey öykü ve fizik muayene. Tabii ki öykü ve fizik muayenenin klinik pratikte ciddi yer ettiği bir bilim dalında da muayene uzun sürüyor. Yani bizim de değerlendirmemiz bir hasta en az yarım saat. Bazen hasta bize kocaman dosyayla gelir yıllardan beri takip olan bir saatte sürer. Ama ortalama bir hasta yarım saatten aşağı sürer. Bir sürü tahliller yaptırmıştır, ilaçlar kullanmıştır. Bir türlü rahatlamamıştır zaten hocam. Yani... Genelde romatoloji birçok branşa gittikten sonra uğranan bir branş. Bazen hastalar kendi çevresinden, işte aile yakınlarından, komşularından, işte bende de böyle bir hastalık olabilir mi diye geliyorlar. O uzun süre hekim başvurularının sonrasında, öyküsünün sonrasında bazen de hekimler tarafından yönlendiriyorlar. Genelde romatoloji ilk gelinen branş değildir. O anlamda hastaları burada bilinçlendirmek böyle programlarda son derece önemli. Hele şu dönemde çok önemli. Ali Uğur Hocam, niye derseniz insanlar korkuyordu. Artık hastaneye gidemiyor. İşte siz de biraz önce bahsettiniz. Yani gerçekten her türlü önlem alınıyor. Poliklinikler çalışıyor. Hekim arkadaşlar kronik hastalığı olan, ihtiyacı olan herkese destek olmaya, yardımcı olmaya gayret gösteriyorlar. Ha, çok acil durumlar haricinde özellikle kronik hastalığı olanlar lütfen ihmal etmesinler diye düşünüyorum ben. Siz, yani Covid salgınında hiçbir hastalığın sıklığı azalmadı. Tabii. Kalp krizi geçiren hastalar da devam ediyor. Beyin kanaması geçiren hastalar da, aciliyet arz eden hastalar da devam ediyor. Kronik bizim hastalıklarımız devam ediliyor. Esra Hocam'ın hastalıkları, bizim hastalıklarımız. Bunlar gelip geçici hastalıklar değil. Hastanın başvurması... Yok olmuyor zaten hocam bunlar yani. Yani evde kalmakla... Evet, bu hastalıklar gelip geçici hastalıklar değil. Hekime başvurmayı gerektirir derecede bir şikayeti varsa hastanın mutlaka hekime ertelememesinde fayda var. Evet hocam, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Evet Esra Hocam, siz son olarak programımızın da sonuna yaklaştık. Özellikle kronik hastalığı olan
kontrolü yaptırmayan izleyiciler, hastalarımız varsa neler önerirsiniz son olarak sizden de bunu alalım? Artık bu dönemde sokağa çıkma kısıtlamaları azaldı ve hani hastalık aynı hızda devam etse de kesinlikle kontrollere gelebileceklerini düşünüyorum. Hastanede yeterli gerekli önlemler alındığı için bizler de kendileri de dikkat güvenli ederek, tedbirlerine uyarak hastanelere gelebilirler. Mutlaka kontrollerini yaptırsınlar. Kontroller yapılmadıkça kronik hastalıklarda risk daha çok artar. Bu süreç Ali Hocam'ın da dediği gibi belki 6 ay, belki 1 sene sürecek. O süreçte 6 ay sonra gel, bu bitince gel diyemeyiz hastalara. Kesinlikle kontroller çok önemli. Çünkü hasta fark etmedikçe de hani hastalık daha da kötüye gidip kendisini COVID açısından da riske atabilir. O yüzden dikkatli bağışıklık olmak lazım. İçinde mutlaka kontrolleri yaptırılması gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, değerli seyirciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Çok değerli iki hocam, birbirinden değerli endokrinoloji uzmanı Doktor Esra Karakaş hocam ve romatoloji uzmanı Doktor Ali Uğur Ünal hocama çok teşekkür ediyorum. Ağzlarına sağlık. Evet değerli seyirciler, bir programımızın daha sonuna geldik ama şunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Salgın bitmedi. Daha tedbirli olmak zorundayız, daha dikkatli olmak zorundayız. Lütfen maskemizi takalım, maskesiz dışarı çıkmayalım, sosyal mesafeye uyalım, hijyen kurallarına dikkat edelim. Lütfen birimiz kendimizi seviyorsak, milletimizi, aileniz, çoluğunuz, çocuğunuzu seviyorsanız lütfen bu kurallara uyalım. Hepinize iyi akşamlar diliyorum ama önce sağlık, sağlık, sağlık diliyorum. İyi akşamlar değerli izleyiciler. Özel Ordu Medikal Park Hastanesi, herkes için sağlık programını sundu.